Bol çiçekli günlerden merhabalar. Bugün de sizlere gördüğünüz gibi paşa kılıcı çiçeğinin yani kılıç çiçeğinin bakımı hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Evet, videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizin haberiniz olur. Evet. Kılıç çiçeği, Asparagaceae familyasından bir tür olan paşa kılıcı, peygamber kılıcı, kılıç çiçeği olarak bilinir. Yaprakları düz şekilde uzayan kılıç çiçeği, yavru yapraklar vererek gelişimini devam ettirir. Havadaki karbondioksiti azaltır, oksijeni arttırır. Aynı zamanda havada zararlı alerjenlerin oluşumunu önler. Kılıç çiçeği nemli ortamı sever. Kuru ortamda yaprakları sararmaya başlar. Hem ofiste hem evde bakabileceğiniz bakımı kolay bir çiçektir. Uzun yıllar dayanıklı bir bitkidir. Yaz aylarında bol su ile sulamak lazımdır. Eğer kılıç çiçeğinin bulunduğu yer nemsizse yapraklarına su püskürterek de sulayabilirsiniz. Yani susuz bırakmamak gerekir. Bizim olduğumuz ortam gayet nemli bir ortam. Ve gördüğünüz gibi yaprakları koyu yeşil, harika gelişim gösterdi. Ve hala da gelişmeye devam ediyor çiçeğimiz. Sürekli olarak yavru veren kılıç çiçeği ana gövdenin yanından gelen yavrulardan çoğalır. Yani benim de mesela kılıç çiçeğim buradan çoğaltabiliriz. Buradan da çoğaltabiliriz. Yani yavru verdiği için rahatlıkla bu yavrulardan çoğalır arkadaşlar. Paşa kılıcı aydınlık yerleri severler. Genelde iç mekanlarda yetişir. Paşa kılıcı gelişim gösterdikçe uygun saksıya dikilir. Bu saksı bol delikli, böyle bol delikli ve çiçeğimizin büyüklüğüne göre de saksı değişimini yapabiliriz. Mesela Nisan ayı geldiğinde ben bu çiçeğimin saksısını değiştireceğim. Daha büyük bir saksıya alacağım arkadaşlar. Çok birden kocaman bir saksıya da dikilmez çünkü çoğalmaz. Yapraklarına gider arkadaşlar. Ama çiçeğinize uygun saksıya diktiğiniz zaman çiçeğiniz bu şekilde çok güzel gelişim gösterir. Paşa kılıcı her yıl küçük ve beyaz ve çok hoş kokulu bir çiçek açar arkadaşlar. Bakımı iyi olduktan sonra çiçeğiniz harika bir çiçek açar. Benim çiçeğim her yıl açıyor. Daha açmadı. Açınca da size ayrıyeten bir video çekeceğim inşallah. Şöyle de göstermek istiyorum. Çiçeğin bakımı gerçekten çok kolay. Hemen hemen herkesin evinde de vardır bu çiçek arkadaşlar. Hatta rivayete göre yani eskilerden beri derler, evine eken kişinin boyu kadar uzarsa ev sahibi olur diye de bir söylenti var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bunu denemek lazım. Evet, gördüğünüz gibi paşa kılıcı çiçeğimizi bakımı çok kolay, görüntüsü şahane. Yerini sevdikten sonra böyle nemli bir ortamda, mutfağınızda da bakabilirsiniz arkadaşlar. Normalde mutfaklar nemlidir. Bu şekilde harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Bugün de sizlere paşa kılıcını tanıttım arkadaşlar. Ayrırken de arkadaşlar ben bahar ayı geldiğinde şu çıkan, şöyle göstereyim. Şu çıkan kökten çoğaltacağım. Toprağı da arkadaşlar humuslu, su geçirgen, havadar bir toprak olması lazım. Öyle bir toprağa dikip yerini de severse ve sulamasına düzgün yapılırsa çok güzel kısa sürede gelişim gösterir.
Evet, yaz aylarında bol bol sulamamız gerekir. Dediğim gibi eğer sizin bulunduğunuz yer nemsizse su püskürterek de sulayabilirsiniz. Yani çiçeğimizi nemlendirmemiz lazım. Eğer mutfağınızda bakacak yeriniz varsa mutfağınızda da bakabilirsiniz. Evet, bugünlük de size paşa kılıcı çiçeğimi anlattım. Sizler de kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk siz haberdar olursunuz. Evet, bol çiçekli günlerden görüşmek üzere. Hoşça kalın.